Beni dinle, benden iste, beni bekle. Bana konuş, beni fark et, beni bil, beni öğren. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 6. dersimizi çekiyoruz sizinle. Sosyal bilgiler 7. sınıf telafi dersindeyiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir üniteye geçeceğiz sizinle. Ünitemizin adı yönetime katılıyorum. Geçmişten günümüze yönetim biçimleri, demokratik devlet ve organları, karar alma sürecinde ben de varım, demokrasi her yerde, haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede, dünden bugüne Türk kadını adlı konuları tek tek işleyeceğiz sizinle. Geçmişten günümüze yönetim biçimleri. Evet, okul seçimlerini gösteren bir görselle karşı karşıyasınız. Hepiniz muhakkak bu seçimlere katılmış ve oy kullanmışsınız. Oyun nasıl kullanıldığını öğrendiniz. Yönetime nasıl katıldığını öğrendiniz. Şimdi biz de bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle cumhuriyet, egemenlik, meşrutiyet, monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi kavramlarımız var. Bunları zamanı geldikçe tek tek hepsini açıklayacağız. Devlet bir toprak parçası üzerinde insanların örgütlendiği en büyük kurumdur. Devlet bireylerin birlikte yaşayabilmeleri için kurallar koyan, ilişkilerinde bir düzen oluşturan, ihtiyaçlarını karşılayan ve onları tehlikelerden koruyan otoritedir. Egemenliğin farklı biçimlerde kullanılması tarih boyunca devletlerin yönetilmesinde farklı yönetim şekillerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Demokrasi, halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi anlayışı, cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır. Demokrasilerde halk yöneticilerini kendisi seçer, kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır. Egemenliğin kaynağı halktır. Egemenlik ne demek? Egemenlik yönetim gücünün halkın elinde olması demektir. Milli egemenlik, milletin kendi kendini yönetmesi anlamına geliyor. Evet, demokrasinin temel ilkeleri var. Milli egemenlik, az önce bahsettiğimiz. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Eşitlik, insanların dini inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde hepsinin eşit olmasıdır. Özgürlük, kimseye zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. İnsan doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Kişinin başkalarına zarar vermeden, kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir. İnsan haklarına saygı. Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasayla güvence altına alınmıştır. Hukukun üstünlüğü yöneten ve yönetilenlerin kurallar dahilinde hareket etmelerini sağlar. Hukukun üstünlüğü ilkesi ancak bağımsız bir yargı ile mümkündür. Katılımcılık. Demokratik yönetimlerde halk seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma ve benzeri yollarla ülke yönetimine katılır. Yönetimin aldığı kararlarda etkili olur. Çoğulculuk. Herhangi bir konuda seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması gerekir. Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine çoğulculuk denir. Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir. Yönetime katılıyorum. Zaman içinde değişen yönetim biçimlerini inceleyerek yönetim biçimleri arasındaki fark ve benzerlikleri öğrenelim. Monarşi. Diğer bir adı da mutlakiyet. Egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi ünvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir. Yönetme yetkisi babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir.
yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi yönetici kişiye aittir. Ülke ile ilgili kararlarda son söz kendisine ait olup devlet yönetiminde mutlak egemen kişidir. Monarşi, yüzyıllar boyunca dünyada en yaygın yönetim biçimi olarak uygulanmışsa da günümüzde monarşi ile yönetilen ülke sayısı çok azdır. Bazı monarşi yönetimlerinde mutlak idarecinin yanında meclis de olabilir. Bu tür monarşilere meşruti monarşi denir. Osmanlı Devleti 1876 yılından itibaren meşruti monarşiye geçmiştir. Monarşi pardon. Monarşik yönetimlerde meclisin de yer almasına meşrutiyet adı verilir. Osmanlı Devleti'nde iki dönem meşrutiyet uygulanmıştır. Birinci meşrutiyet 1876, ikinci meşrutiyet 1908'de yapılmıştır, ilan edilmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz diğer yönetim biçimine. Oligarşi. Oligarşi, egemenliğin küçük bir grubun elinde olmasıdır. Ülkeyi yönetme hakkı ayrıcalıklara sahip soylular, din adamları, toprak sahipleri ve benzeri gruplara aittir. Yönetimde söz sahibi olan gruplar siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelen kişilerinden oluşur. Geçmişte Anadolu medeniyetlerinden olan İyonlarda görülmüş bir yönetim şeklidir. Üçüncü yönetim biçimimiz teokrasi. Devlet ve toplum kurallarının din kurallarına göre belirlendiği yönetim biçimidir. Yöneticiler din adamlarıdır ve Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini savunurlar. Dolayısıyla aldıkları kararlar ile tartışılmaz ve eleştirilemez. Geçmişte Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerlerde görülmüş bir yönetim şeklidir. Günümüzde ise Vatikan'da teokratik bir yönetim uygulanmaktadır. Ve en güzel yönetim biçimine geçiyoruz. Cumhuriyet. Egemenliğin kaynağı millete ait olduğu yönetim biçimidir. Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelirler. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Kişi hak ve özgürlükleri anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmıştır. Cumhuriyet yönetimi ancak demokrasi ile ilkelerinin etkili olduğu ülkelerde uygulanabilir. Günümüzde en yaygın olan yönetim şekli cumhuriyettir. Türkiye, ABD ve Fransa cumhuriyetle yönetilen ülkelerden bazılarıdır. Türkiye'de 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilmiştir. Evet, burada da yönetim biçimlerine ait bir çalışma görüyorsunuz. Anıtkabir ve yönetime katılıyorum. Demokratik devlet ve organlarından bahsedecek. Bu sefer karşımıza çıkacak kavramlar sorumluluk, yasama, yürütme, yargı ve yetkidir. Ülkemiz yetkileri anayasa belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir. Şimdi bu güçlerin devlet yönetimindeki yerini öğrenelim. Çocuklar, devletin organları var. Yasama, yasa yapan, yürütme, yasaları yürürlüğe koyan ve yargı bağımsız mahkemelerdir. En yalın haliyle bu şekilde öğrenebiliriz. Güçler işlevi demiş, yetkili organlar demiş. Yasama, yasa çıkarır. Kim yasa çıkarır? TBMM. TBMM'de kim var? Milletvekilleri. Yürütme, kanunları çıkan yasaların uygulanmasına, yürürlüğe girmesine sağlar. Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Yargı, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde uyuşmazlıkları çözer. Kimdir yargının temsilcisi? Bağımsız mahkemeler. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır. Kuvvetler ayrılığı devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyerek belli bir devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir. Ülkemiz
yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir. Demokratik devletlerde kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanır. Kuvvetler ayrılığı, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyerek belli bir devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir. Kurumlar gücünü anayasa ve kanunlardan almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası, diğer adıyla Teşkilat-ı Esasiye, savaş döneminde çıkartıldığı için tüm güçler Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. 1924 Anayasası'nda kısmen kuvvetler ayrılsa da tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı 1961 Anayasası'nda ilk kez uygulanmıştır. 1982 Anayasası'nda bu durum devam etmiş, günümüzde geçerli olan 1982 Anayasası'nın ilk 3 maddesi değiştirilemez. İlk 3 madde 4. madde ile koruma altına alınmış olup diğer bütün maddeler üzerinde değişiklik yapılabilir. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Yani yönetim şeklimizden bahsediyor. Madde 2. Cumhuriyetin nitelikleri. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Ve değiştirilemeyecek hükümler 4. madde. Anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesindeki hükümlerin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez diyor. Devlet yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanır. Anayasamızda belirtilen güç unsurlarının yapısı kuvvetler ayrılığı şeklinde tanımlanmıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yasama, yürütme, yargı güçleri devletin temel organlarında gerçekleştirilerek kuvvetlerin birbirini denetleyebilmesi ve birbirine baskı yapmaması sağlanmıştır. Madde 7. Yasama yetkisi. Yasama yetkisi Türk milleti adına Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Yasama, kanun ya da yasa çıkarma gücüdür. Ülkemizde yasama gücü Türk milleti adına TBMM'ye verilmiştir. Devletimiz ilk meclisini 23 Nisan 1920'de açmıştır. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ifadesi hayata geçmiştir. TBMM 600 milletvekilinden oluşuyor. Seçimler 5 yılda bir yapılır. 18 yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı milletvekili seçilebilir. TBMM'nin görev ve yetkilerinden bazıları. 1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. 2. Para basılmasına karar vermek. 3. Genel ve özel af ilanına karar vermek. 4. Savaş ilanına karar vermek. Bunlar TBMM'nin bazı görev ve yetkileridir sevgili öğrenciler. Madde 8. Yürütme yetkisi. Yani madde 7'de yasama yetkisi anlatılmış ve yasamanın kime ait olduğu söylenmiştir. Yasama yasa yapmaktır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasalar yapılır. Yürütme ise yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yürütme gücü kanunları uygulama gücüdür. Ülkemizde 40 yaşını geçmiş, yüksek öğretim mezunu olan herkes 5 yıllığına 2 dönem için Cumhurbaşkanı olabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanı hem hükümetin hem de devletin başıdır. Cumhurbaşkanının
Görev ve yetkilerinden bazıları. 1. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. 2. Uluslararası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. 3. TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. 4. Kanunları onaylamak ve resmi gazetede yayınlatarak yürürlüğe koymak. 5. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak ve görevlerine son vermek. 6. Devleti yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. 7. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak. Ve son maddemiz 8. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık yapar. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın görevleridir. İsteyen herkes Cumhurbaşkanı olabilir mi? Bazı şartları var sevgili öğrenciler. Öncelikle 40 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bir de yüksek öğrenimini tamamlamış olması gerekiyor. Aynı zamanda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor diyoruz. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için. Kaç yıllığına Cumhurbaşkanı seçilir? 5 yıllığına 2 defa ayrı ayrı seçilir. Bir 5 yıllığını bitirdi. Daha sonra tekrar seçimler yapılır. İkinci 5 yıllığına Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilir. Ama 2 defa seçildikten sonra 3. defa seçilemez. Ülkemizde 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Yeni sistemde Başbakan ve Bakanlar Kurulu kaldırılmış, Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kabinesine Cumhurbaşkanı tarafından TBMM üyeleri arasında ya da dışarıdan bakanlar seçilir. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar TBMM tarafından denetlenir. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir şu anda kullandığımız yönetim sistemi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda hem hükümetin hem de devletin başıdır. Kabinesinde çalışacak bakanları ister milletvekilleri arasından seçer, ister meclis dışından seçebilir. Seçtiği bakanlar ise TBMM tarafından denetlenir. Madde 9, yargı yetkisi. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Yargı, bireylerin kendi aralarında veya devletle olan ilişkilerinde uyuşmazlıkları çözme işidir. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Anayasamıza göre yargı kararları da denetlenebilir. Vatandaşlar mahkeme kararlarına itiraz ederek bir üst mahkemeye başvurabilir. Ülkemizde en üst mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Yargıtay, adli davaların en üst yetkili mahkemesidir. Danıştay, idari yani yönetimle ilgili davaların en üst mahkemesidir. Diğer mahkemeler ise adli ve idari mahkemelerdir. Adli mahkemeler vatandaşların birbirleriyle olan uyuşmazlıklarını inceler. İdari mahkemeler devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler. Ayrıca vatandaşlar bütün iç hukuk yollarını kullandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilirler. Evet, ülkemizdeki en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesi'dir. Yargıtay ise adli davaların en yetkili mahkemesidir. Danıştay, idari yönetimle ilgili davaların en üst mahkemesidir diyebiliriz. Adli mahkemeler vatandaşların birbirleriyle olan uyuşmazlıkları inceler. İdari mahkemeler devlet ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler dedik. Karar alma sürecinde ben de varım. Kavramlarımız kamuoyu, medya, referandum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partidir diyebiliriz. Bireyler olarak içinde bulunduğumuz grup, kurum ve toplumun karar alma sürecinde fikirlerimizi belirtmemiz ve sürece dahil olmamız gerekir. Bireyler olarak içinde bulunduğumuz grup,
kurum ve toplumun karar alma sürecinde fikirlerimizi belirtmemiz ve sürece dahil olmamız gerekir. İçinde bulunduğumuz grubun veya kurumun uygun görmediğimiz kararları ve uygulamaları olabilir. Bu durumda sessiz kalıp bir kenarda olup biteni izlemek yerine grup ve kurumda çeşitli yollarla yönetime katılmalı ve görüşlerimizi bildirmeliyiz. Aynı şekilde toplumun karar alma sürecinde de söz sahibi olabilmek için sivil toplum kuruluşları, medya, kamuoyu ve benzeri yolları kullanabiliriz. Ülke yönetimine ve toplumun karar alma sürecinde sürecine katılmak anayasa ve yasaların bireylere verdiği bir haktır. Vatandaşlar bu hakkını kullanıp çeşitli yollarla düzenlemeler yapılmasını istediği konularda kamuoyu oluşturabilirler. Fikirlerini yetkili kişilere duyurabilir ve yönetime katılabilirler. Böyle toplumlarda katılımcı demokrasi tam anlamıyla uygulanmış olur. Kararlara katılan ve onlara kendinden bir şeyler katan kişiler bu kararları daha iyi benimser ve uygulanması için daha çok çaba gösterir. Toplumca alınan kararlar bir kişinin kararından daha fazla kabul görür. Karara katılan kişiler kararların gerekçelerini bildikleri için uygulamada daha bilinçli olurlar. Evet, buna kamuoyu kelimesi. Kamuoyu nedir? Halkın herhangi bir sorun etrafında ortak düşünceye sahip olmasıdır diyoruz. Yönetimde karar alma sürecini etkileyen unsurlar sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, medya ve bireyler oluşturur. Evet, ilk konumuz siyasi partilerdir. Siyasi partiler yönetimin karar alma sürecinde yönetimi etkileyen en önemli unsurdur. Vatandaşlar kanunlar çerçevesinde siyasi parti kurabilir, siyasi partilere üye olabilir ve partilerin faaliyetlerine katılabilirler. Seçimlerde oy kullanarak onlara destekte bulunabilirler. Aynı şekilde yerel yönetimlerden belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde ve yapılan halk oylamalarında, buna halk oylamasına ayrıca referandum adını da veriyoruz, sürece dahil olabilirler. Halk oylaması halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan bir oylamadır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bugünlük dersimizin sonuna geldik. 6. dersi sizinle bitirdik. Bir sonraki derste sizinle diğer konularımızı işleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları var, medya var, bireyler var, yani kamuoyundan bahsedeceğiz ve demokrasi her yerde konusunu işleyeceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. İyi günler.